Ha? Karşında bir televizyon yıldızı duruyor artık. He ya? Sıdıka. He. Bana artık sayın abi de istersen. Ne o? Ayı belgeseline mi çıkacaksın abi? O kadar söylüyorlardı böyle özel kanallarda belgesel falan yok diye. Demek bir ayının yaşamını çekmeye karar verdiler. Kutlarım abi. Doğru konuş kız. Bak parçalarım seni. Sonra her bir organın ayrı kanalda çıkar. Öyle Reha Muhtar kafanla röportaj yaparken artık dilini Ali Kırca sunar. Ruhuna da Samanyolu TV bir Fatiha okur artık. Öyle böyle değil kızım. Bilgi yarışmasına çıkacağız. Bilgi. Hı hı. Sen. Bilgi yarışmasına. Sorma Sayıp abi. Sen kimin bilgisiyle katılacaksın bu yarışmaya? Herhalde bizim de aklımızın kıyısında köşesinde bugünler için biriktirdiğimiz bir miktar bilgi var kızım. Ne diyorsun kız? Yapacağız işte bir şeyler. Ne oluyor lan Samime? O ne zarf lan? Bana bak camiye yardım parası falan topluyorsunuz. Kız anne inanmayacaksın ama abim kendi bilgi potansiyeliyle bir bilgi yarışmasına katılacakmış. Ay ben de inanamadım. Şimdi bizim bahçede kavak olsa, böyle tepesine çıkıp baksak kesin bir balık çıkmıştır. Dağlar kurt ölüleriyle doludur. Dünyanın yarılma noktası da tam şurasıdır. Saydıklarım anne, abimin yarışmaya çıkması kadar doğal şeyler. Kız anne bak, gökten yağan kurbağaları görebiliyor musun? Televizyona çıkacağım diye kıskanıyorsun değil mi? Şirin! Canım gel yavrum bir tane. Hakikaten kız, yani ailemizden biri televizyonlarda boy gösterecek, adıyla sanıyla iftarımız olacak. Böyle kıskanıp çekememezlik yapacağını övün bu paçamla, övün! Ne yapayım kız anne? Abimin keskin ve kıvrak zekasını çocukluğumdan beri hep kıskanmışımdır. Yani onun gölgesinde kalmak bana hep kendimi ezik hissettirmiştir. Anneciğim. Canım. Sen şimdi git bana zihin açıcı şeyler pişir. Şöyle ceviz falan al. Yanına da şöyle cezerye, kadayıf. Ha, bir de şalgam başla. Canım benim bir gibi gibi. Ben sana pirinç okuturum ya. Pirinç okuturum ben sana. Bana bakın, Sinop'tan şetaret alımı da arayalım tamam mı? Böyle muska fakslasın. Kız abi ya, fakat bu ne yarışması ya, nedir anlatsana. Ya Barış Manço'nun bir programı var, o olmasın? Böyle adam olacak çocuk yarışması ha? Yok hayır, bu ceset olacak kız yarışması. Ve az sonra sana da oradan bir mektup geliyor, hazır ol. Sıdıka, uyan kız. Sıdıka. Ne oldu abi? Bir gecede bütün kitapları yutmaya kalkınca ağırlık yaptı değil mi? Uyuyamadım. Yok kız, sana soracaklarım var. Sen bilirsin diye geldim. Burası da nöbetçi kütüphaneydi sanki. Ben de Meydanlar Rus Ansiklopedisi'nin S harfiyim. Ya hasta oldum ben Nefi Nedim falan bu adamlara ya. Bak 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 ne diyor herif bak. Paymal eylediniz, saltanatın ırzını hep, yok yere telef ol, Adem'a köpek. Yani bul semtini, adresini, indir camını, çerçevesini bu heriflerin ya. Kim koydu hak gidik buk gidik bu lafları bu kitaba? Uyuz ederler insanı ya. Abi bak durdun durdun, 25 sene sonra bir kıza gecenin bir vakti şiir okudun. O da hiçbiriye çıktı. Üstelik anlamamışsın. Yapılacak hiçbir şey yok. Hadi sen git yat. Ya da Nefi ile Nedim'in adreslerini 118'den öğren, tamam mı? Şşş! Beni bu halde bırakamazsın Sıdıka. Kafam almıyor, hayret bir olay ya. Yani insanlık hali işte. Abi, okudukça daha da sinir sahibi oluyorsun, farkında mısın? Tabii kızım, alışık değil bünye de ondan. Yeminle bak, gözlerimi kapadığımda kıpır kıpır böyle harfler, rakamlar uçuşuyor. Entel mi oluyorum yoksa kız? Abicim korkma. Bak, entellik öyle kurt adamlık gibi bir şey değildir, tamam mı? Bir gecede olunmaz. Ya nasıl desem, ya senin kafan karışmış, tamam mı? Ya doğal olarak bu kadar bilgiye tepki veriyor bedenin. Ne yapacağız şimdi beni Sıdıka? Yani şöyle bir ilaç yok mu? Doping gibi, zihin açıcı mesela. Hı? Ha, dur, şimdi buldum. Şimdi senin kafanı dinlendirelim biraz, tamam mı? Biraz da zekan açılsın. Kibrit var mı kibrit? Hop!
Öyle sigara içmek yok. Kız kısmı evlenene kadar abisinin karşısında sigara içmez. Ya, sigara demedik be, kibrit kibrit. Ver. Ver. Bak şimdi, biz buna kibrit çöpü testi diyoruz, tamam mı? Ol. IQ'yu arttırıyor. Hem böyle eğlenirsin, hem de zekanı çıkar. Bak şimdi, bu bir tava, tamam mı? Bu sapı buraya koyuyorum. Bu da içindeki de balık. Şimdi sadece iki tane kibrit çöpünün yerini değiştirerek bu balığı dışarı çıkartacaksın, tamam mı? Tamam. Hadi. İşte balık dışarıda. Hop. Bana bak, iki tane hamle dedik, tamam mı? Üstelik öyle küt diye çıkartamazsın balığı dışarı. İçinde kızgın yağ var, elin yanar. Şimdi iki tane kibritin yerini değiştireceksin, tamam mı? Koy onu. Baştan söylesene kızım. Biz de ona göre hesap yapardık. Bak mesela, şu sapı balık farz edersen, evet. Şimdi bunu buraya alırken, anladın mı? Dur. Ben biliyorum zaten. Ben de öyle yapacaktım zaten. Çekil. Şu işte, şu bak. Öbür masamızda Samim var. Evet Samim, biraz da sen bize kendinden bahset. Samim Sakı. Arkadaşların teşvikiyle geldim. İşte kitap giderim. Tiyatroda da sinemada da bulunurum. Yok, okurum. Tiyatroda da okurum. Gerçekten harikasınız her ikiniz de. Ancak sorulara geçmeden önce reklamlar. Abi var ya, tam bir gün odasına kapanıp bu tanıtımı çalışmıştı. Daha ben Samim Sakı derken anladım tepe takmak gideceğini. Kız dur, dur kız dur. Aa, espa geçti. Bismillah be, bismillah. Aa, herifin böyle fitne fücür düşünüp kafasını karıştırıp morali bozuyorsun Sıdık'a. Ya bir nazar boncuğu falan iliştirseydin ceketinin iç cebine. İzlenme oranını nazarına geldi tabii çocuk. Ay çok zor be baba. Ya orada taş gibi kız dururken o kem gözler benim aptal abimi süzecek. Çok zor. Kız niye öyle düşünüyorsun yani? Ha? Müşterek yani yarışma değil mi? Tabii hep birlikte yarışmadan çıkacaklar. Bak kızın da eli yüzü düzgün. Eli ekmek tutuyormuş. Beraber bir çorba içmeye giderler. Bir iki sohbet olur. Bir şey olur değil mi? Ay çok zor be anne. Ya, o kız abimin beyin rakibi, tamam mı? Gönül kısmeti değil. Ya bekar ama böyle zeka yarıştırmak dışında abimle başka bir ortamı paylaşacak kadar aptal gözükmüyor. Evet, yeniden karşınızdayız. Birinci masada Aysel, ikinci masada Samim var. Anlaşılmıştır umarım. Cevabı yazdıktan sonra düğmeye basıyorsunuz. Evet, anlaşılmıştır umarım. Evet, ilk sorum edebiyat dalında. Kaşgarlı Mahmut'un edebiyat tarihimize kazandırdığı eserin adı nedir? Ayşe Hanım. Divane Lügati Türk. Evet, doğru. Divan-ı Nutat Kubilik tabi. Kaşgarlı Mahmut'un eseri. Ha. Kaçtı bir soru. Zaman bırakmadı ki, çok bilmiş yeriyoruz. Hemen pat eli düğmeye. Şırfıntı! Ha, demin hayırlı kısmetti. Ne çabuk şırfıntı oldu Aysel Hanım. Kız kısmısı erkeğin yanında cevap vermez teorin yıkılıyor mu yoksa anne? Kes sesini kız. Senin ondan kalır bir yanın mı var ha? Kardeş olacaksın bir de. Kardeş abisinin tarafını tutar, öyle elin karısını değil, tamam mı? Demin biraz ağır kaldık galiba sanırım. Neyse, ikinci soru için sana bol şanslar diliyorum. İkinci sorumuz şöyle. Geçtiğimiz Aralık ayında Japon Büyükelçiliğini basarak yüzlerce kişiyi esir alan örgütün adı nedir? Evet, her ikinizin de cevabını alacağım. Çünkü aynı anda düğmeye bastınız. Tupamaro. Ninjalar. Tupamaro, doğru cevap. Sus! Salak! Ninjalar mı? Japon lafını duydu ya. Yedi çocuğu başını yedi.
Bak annem dediydi dersin. Nah şuraya yazıyor. Sıdıka beni dinle kız. Annem dediydi dersin. Bu spiker var ya. Ha bu karıda gözü var ha. Hep bileceği soruları soruyor. Ya nereden bilsin benim evladım elin terör örgütünün adını soyadını ya. Ülkesinde terör mü görmüş çocuk bu yaşına kadar. Gül gibi ülke ya. Gül gibi ülke ya. Efendim Aysel Hanım yarışmayı önde götürüyor. Samim Bey biraz heyecanlı görünüyor. İnşallah bundan sonra kendisinden daha iyi cevaplar alacağız. Biraz heyecanlı yarıştın Samim. Evet. Üçüncü sorumuz sinema dalında. Kadın temalı toplumsal filmleriyle tanıdığımız Batı Bekir soyadlı sinema yönetmenimiz. Kimdir bu yönetmen? Samim Bey. Atıf Yılmaz. Doğru. Bildi. Efendim yarışmadan önceki sohbetimizde karate bildiğini söylemişti Samim. Sağ olsun dekoru kırarak programa renk kattı. Şimdiki sorumuz canlılar dünyasından. Latince ismi Culex pipiens olan çift kanatlı böcek ismi nedir? Tekrar ediyorum. Çift kanatlı böcek ismi Culex pipiens. Sivrisinek. Doğru. Konu başlığımız spor. Daha soru yok oğlum Sami Bey, niye basıyorsunuz? Allah Allah. Efendim 1948 Londra Olimpiyatlarında ünlü bir güreşçimiz altın madalya alarak bizleri gururlandırmıştı. Kimdir bu güreşçimiz? Gazanfer Bilge. Bak bunu bilecek. Çalış demiştim ben ona. Ayşen Hanım. Gazanfer Bilge. Evet. Niye kapattın? Ya baba ne? Açalım hadi ya. Aç. Ya, 20 tane soru sordular. 2 tanesini bildi eşşi ol eşşi. Nesini seyredeceğim ben o zibidinin? Ya daha yetenek bölümü var tamam. Belki orada bir şeyler yapar. Aç hadi aç. Aysel bugün çok şanslıydı kabul et. Yetenek bölümünde de okunu çamaşır makinesine isabet ettirdi. Bakalım sen neler yapacaksın. Al. Bravo. Ütü kazanıyorsun. Ütü. Evet Samim ütü kazandı. Efendim bir yarışmamız daha böyle sona erdi. İnşallah öbür hafta tekrar sizlerle birlikte olacağız. Biz çok zevk aldık. İnşallah sizler de mutlu olmuşsunuzdur. Alatmalık. Ve karşınızda televizyon starımız Samim Sako. Teşekkürler, teşekkürler. Televizyon starıymış. Ulan Gazanfer Bilge'yi bilmeyen hıyardan ne hayır gelir be? Evdeki ütüler yetmiyormuş gibi bir de kalktı ütü kazandı dangalak. Ya vurma çocuğun kafasını Zekeriya ya. O aklıyla eve ekmek getiriyor ya. Daha ne yarışmalara katılacak benim çocuğum benim maşallah. Kaç para verdin lan? Akşam sendeniz ha. Bu gözlük neyin nesi oluyor abi? Malum tanınan bir simayız artık. Bek. üstümüze öyle ayran kitlesi saldırmasın diye. Olacak ya abi yemin ediyorum bu bilgi yarışmasına katılıyordum diye bayağı umutlanıyordum senden ama görüyorum ki sana pek yaramamış. Ha, mahalleden arkadaşların telefon etti. Biraz sonra senin kapının önünden alacaklarmış. Eminim bu artist halin çok beğeneceklerdir ha. Artist deme kız abi. Canım günlük. Bir ev kızı olmak çok sıkıcı. Çok yalnızlık hissettiren bir şey olabilir. Ama şuna emin ol ki bir o kadar da güvenli galiba. Oku, çalış, didin, savaş, ye, yedirt. Dışarıda kurallarını hiç bilemediğim tırnak tırnağa, diş dişe bir dünya var. Ve ben bunları kazananı sadece bir tane olan ve Şaşkoloz abimin de katıldığı kayda değmez bir yarışma sonunda daha iyi anladım. Yarış atı gibi hazırladık onu. Yemledik, çalıştırdık, tımarladık, koşturduk. Kaybedince de vurduk. Dışarısı da böyle bir dünya galiba. Bilmem, sen bilirsin diye sordum.